Merhabalar herkese. Uzun bir aradan sonra yine tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sefer söz veriyorum, artık arayı uzatmayacağım. Daha sık sizlerle buluşacağım. Çünkü mesajlarınızda da sık sık bu bildirimi alıyorum. Canlı yayınlarınızı özledik Gizem Hocam diye söylüyorsunuz bana. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için, güzel geri bildirimleriniz için. Önerdiğim teknikleri, çektiğim videoları paylaşıp bunların nasıl etki gösterdiğini kendinizle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bunları bana söylüyor olmanız hem benim için kendime iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum, sizlere faydalı olabildiğimi görüyorum, daha çok mutlu oluyorum ve bu da benim motivasyonum oluyor. Aslında Instagram'da sosyal medya dünyasında artık şöyle bir şey oldu. Herkes bazen farkında olmadan yapıyoruz. Sürekli kaydırıyoruz bir şeylere bakıyoruz. Fotoğraflar, videolar, farkındalık içeren paylaşımlar görüyoruz. Ama beğenmeden geçebiliyoruz ya da sadece kaydet yapıyoruz vesaire. Ama beğenilmekten size öncelikle bahsetmek istiyorum. Beğenilmek aslında birinin yaptığı bir şeyi sosyal medyada beğenmek, seni görüyorum, yaptığını beğeniyorum, yaptığını kullanıyorum anlamına gelir. Bizler artık öyle bir otomatiğe bağlamış, robota bağlamış durumunda ilerliyoruz ki bu beğeniyi bazen atlayabiliyoruz. Gerçekten birinin yaptığı bir şeyi beğeniyorsanız, bu ben değil, X kişisi, Y kişisi önemli değil. Birinin yaptığı çalışmayı eğer beğeniyorsanız lütfen sosyal medyada da bunu belirtin. Bir yorum yapın, bir paylaşımda bulunun. Çünkü gerçekten bizlerin buna bazen ihtiyacı olabiliyor. Yaptığımız işin işe yaradığını bilmemizi sağlıyor. Görüldüğünü ve boşa çalışmadığımızı aslında bizlere gösteriyor. O anlamda bunu yaparsanız naçizane tavsiyem, bizler için de çok daha faydalı ve bütünün hayrına olacağını düşünüyorum. Evet, gelelim bugünkü konumuza. Bugün sizlerle benim çok konuşmaktan keyif aldığım, beni çok çok heyecanlandıran bir konu. Doğal taşlar. Taşların gizemi diyoruz bugün. Doğal taşların, minerallerin gizeminden bahsedeceğiz ve çok çok kıymetli. Bu konuda bana hocalık da yapan fosil taş ve mineral sayfasının da sahibi Mustafa Kemal Koca yayınımızda olacak. Kendisi de geldi sanıyorum. Hemen bakacağım. Sözü çok fazla uzatmadan başlayalım inşallah. O gelene kadar şunu söylemek istiyorum. Öncelikle niyetimizi belirleyelim. Bugün bu yayında duyacaklarınız belki daha önce hiç duymadığınız şeyler olabilir. Öncelikle buna dair bakış açınızı geniş tutmanızı sizlerden rica ediyorum. Belki ilk defa duyacağınız şeyleri dilinize dökülecek olabilir. Bize kalbimizden ne geçerse, gönlümüze ne düşerse biz size bugün onları anlatmaya niyet ediyoruz. Mustafa Kemal Koca da karşınızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Gizem Hanım. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Sağ olun. Allah'ım iyilik versin. Çok dakiksiniz vallahi. Hemen yayına girdiniz. Teşekkür ediyorum. Ya. Bazen giremiyoruz. Erken davranalım. Süper. Demek ki sistem bizi destekliyor bugünkü yayınımız için. İnşallah. Evet. Bugün çok güzel konularımız var. Şöyle bir şey yapacağım. Bilgilendirelim ilk başta. Yorumları başta kapatıyoruz. Sonradan eğer sorularınız varsa kişisel olmamasına özen gösterin. Çünkü kişisel bir şey söylersek şimdi herkesin problemlerine, herkesin hastalığına dair bir şey buradan genel bir canlı yayında söylemek çok doğru olmayacaktır. Bunları bize Mustafa Bey'e de bana da özel mesaj yoluyla iletirseniz sorularınızı, biz elimizden geldiğince size yardımcı oluruz. Ama sorularınızı biraz daha genelik kapsayıcı şeyler sorarsanız çok daha keyifli olacaktır bizim için. İlk yayınımızı yapalım, sonra soru cevap oturumu olarak ayrı bir yayın başlatacağız. Şimdi izninizle ben yorumları kapatıyorum ve sözü Mustafa Kemal Koca'ya bırakıyorum. Evet Mustafa Bey, kimdir Mustafa Kemal Koca? Ne iş yapar? Mustafa Kemal Koca aslında bir devlet memuru, bir polis memuruydum ben. Düm diyorum, Allah nasip etti, gazi olduk. Gazi olunca da tabii halikarda emekli olduk. Taşlarla yolumuz kesişti. Eski polis, gazi, şimdi artık taşçı diyebiliriz yani.
Mustafa Kemal Hoca, bu başka hiçbir şey yok. Neler yapıyorsunuz peki? Taşlarla nasıl kesiştiyorsunuz? Oradan bir başlayalım. Taşlarla çocuklukta aslında taşlara bir ilgimiz, alakamız vardı ama taşlarla bundan bir 12-13 yıl kadar önce yolumuz kesişti. 7 yıl önce de yani ciddi anlamda, profesyonel anlamda taşlarla haşır neşir olmaya başladık. Bir şekilde doğaya çıktık. Taşların dağlarda, doğada olduğunu gördük. Yani ulaşamadığımız, gerçekten bize çok güzel olan taşların dibimizde olduğunu keşfedince, yani taşlar olan ilgimiz arttı. O taşları bulunca, çıkartınca o enerjiler, o hissettiğimiz duygular bizi daha da bir coşturdu. Sonra bir misyon gelişti. Yani Türkiye'de sadece bu bulunduğum ilde mi var acaba? Başka yerlerde mi var derken, yani Türkiye'nin birçok yerinde gerçekten hiç haberimiz olmadığı taşlar olduğunu gördük. Bu Nerede şekilde yaşıyorsunuz? Onu da bir bahsedelim. ben Nerede var bu kadar taşlar? şu an Kahramanmaraş merkezdeyim ben. Kahramanmaraş merkezde çok güzel taşlar var. Yani, ve Türkiye'de gerçekten Kahramanmaraş gemoloji anlamında bilinmeyen bir il. Hiç kimse Kahramanmaraş merkezde taş çıktığını, güzel bu kalitede taşlar çıktığını bilmiyordu. Yani biz sosyal medyada ilk başta Facebook'ta, sonra Instagram'da, YouTube'da derken bu taşları, çıkan güzel taşları ilgili kişilere ulaştırınca olay birdenbire değişti. İlk başta biz tek başladık buna. Şimdi yaklaşık 50 küsür arkadaş bu taşlarla ilgileniyor. Hemen hemen hepsine ben vesile oldum bunların. Ve atölyeler kuruldu. Çok iyi, çok kaliteli taşlara ulaşıldı. Yani devam ediyoruz. Halen gidiyoruz ama sadece Kahramanmaraş'ta sınırlı kalmadık. Türkiye'de yok denen bir dünya taşı. İnsanlar bizim bu çıkarttığımız taşları görünce bizleri davet etmeye başladı. Her gittiğimiz ilde tabii davet edildiği zaman gönderilen taşlar, numuneler gerçekten kayda değerse o illere gittik. Nasip olursa bir 15-20 gün sonra yine bir Türkiye turumuz var. Bir TV kanalının bir demo çekimi teklifi geldi bize. Çok güzel. Demo çekeceğiz, vereceğiz ama bu çekerken de bir ekip olarak gideceğiz yine. Türkiye'nin davet gelen çok güzel taşların olduğu illere gideceğiz. Daha önceki gittiğimiz illere de gideceğiz. Bu hem bir kanal için hem de insanlara öyle güzel bir ek gelir olur ki, ek gelir diyorum çünkü asli iş değil. Haftada bir gün çıkıp bu taşları yani doğadan çıkartması onlara bir ek gelir oluyor. Yani asgari ücretin yani 3.000 liraya yakın olduğu bir zamanda bir hafta çıkıp da bunlardan 3.000 lira para kazanması bir insanın ne demek? Yani böyle güzellikler de yaşıyoruz. Yaşamalarına da inşallah sebep oluyoruz. Böyle Çok olunca şükür. birilerinin dikkatini çekti. Biz de taşları insanlara sunmaya başladığımız zaman insanlar taşların şifasını, enerjisini bize sormaya başladı. Ya bu konuda eksik kaldığımızı hissettik. Bu konuyla ilgili eğitim almaya başladık. Kitaplar okumaya başladık. Eğitimler almaya başladık derken olay farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Yani litoterapi derken, ondan sonra arkasına okült derken, ezoterizm derken çok farklı bir yere geldik. Yani bizim hikayemiz böyle başladı ve devam ediyor. Gidiyor bakalım nereye gideceğiz. Çok güzel. Zaten bir yolculuğa çıktığımız zaman o yolda bir yere varmak değil de yolun getirdikleri keyifli oluyor. Benim de yolculuğum böyle başladı zaten. Refleksolojiyle başladı. Şimdi yogayla devam etti. Taşlar işin içine girdi vesaire derken çok keyifli oluyor. Yolda olmanın güzelliği gerçekten bambaşka. O işine iş olarak değil de aşkla yapmak zaten o yolda çok değişik yerlere götürebiliyor kişileri. Sizle böyle çalıştığınız için, işinizi iş olarak değil, aşk olarak yaptığınız için sizinle çalışmakla birlikte bir şeyler yapmak da çok keyifli benim için. Ya gerçekten hobimiz bizim. Yani taş hobimizdi. Hobimizi işe çevirme yani bu artık dediğiniz gibi yol kendi kendine açıldı. Öyle değişik şeyler yaşamaya başladık ki yani bunları kendimize konduramadık, yakıştıramadık. İşaret olarak algıladık. Birileri
bir şeyler söyledi, uyardı, anlattı. Ya bak bunlar normal değil, bak bunlar farklı farklı şeyler. Ama bizim bilmediğimiz şeyler, hiç bilmediğimiz şeyler anlatıyorlar. Herkes bir şeyler anlatmaya başladı. Sonuçta bir baktık geldiğimiz yer, aman Allah'ım burası neresi? Şimdi çok değişik bir yerdeyiz yani. Taşların içerisindeyiz. Her taraf enerji, her taraf böyle bizi mutlu eden şeyler. Hobimiz, işimiz olmuş ve Türkiye'de muazzam taşlar çıkmaya başladı. Ya böyle bir şey olamaz. Yani şu taşın apati, şey, bu gördüğünüz mavi kıyanit taşı, biz bunu toptan 150 dolara alıyorduk Of. kilogramını. Bunu Dolar bulmadan da çıkmışken neredeyse 10 liralara 150 dolar, şimdi. evet yani Yani biz 1500 lira civarında bir şey yapıyor ya yani. 1150 lira civarında bir şey yapsa gerek. Yani o Kilo. civarda deli bir paraya alıyorduk. Çünkü Tabii. çok litoterapi açısından çok değerli bir taş. Evet. Gerçekten aranan bir taş. Manisa'da var olduğunu, toplanıp bir yere birikildiğini öğrendik, gittik. Sağ olsun yine insanlar bize yardımcı oldu. Ya şu anda bu insanlar daha önce bu kadar bir taşı yaklaşık 600-700 lira gibi fiyatlara sunuyorduk. Ve biz bunu şöyle yaprak yaprak satıyorduk. Yani tamamen satma şansımız yok. Yaprak yaprak Yani satıyorduk. çok pahalı. Şimdi biz bu taşı insanlara 50-60 liraya sunuyoruz. Çünkü biz de ucuz alıyoruz. Yani insanlar bunu Değil mi? artık süs için almıyor. Enerji ve şifası için alıyor. Yani koleksiyon amaçlı alan çok az insan var artık. Özellikle yani bu pandemiden sonra insanlarda bir uyanış başladı, bir farkındalık başladı. Yani doğala yönelmeye başladı. Aslında özlediği şeye, aslına dönmeye başladı insanlar. Evet. Büyük şehirlerde çok sıkıldı insanlar. Yani kapalı mekanlarda, MF dalgalarının çok olduğu yerde sıkılmaya başladı insanlar. Bir nebze olsun insanlar bu taşların enerjilerini alıyorlar ve kullanıyorlar. Ve kullanıyorlar. Yani bunu bilinçli veya bilinçsiz yapıyorlar. Bu taşlar Evet. onlara gittiği zaman enerji alıp götürüyor. Tabii ki götüren kişi bunları gerçekten yormayacaksın. Yani bunu götüren kişi de yormayacak. Asitle yormayacak, kötü enerjisiyle yormayacak, yormayacak da yormayacak. Bunun da bir dünya yani dikkat edilmesi gereken tarafları olduğunu öğrendik. Ama eğitimlerle öğrendik. Yani ilk başta başladığımız kişiler bu konuda önde gelen kişiler kim? Gittik onların kapılarını çaldık. Dedik ya size eğitim veriyor musunuz? Tabii veriyoruz. Dedik biz buna talibiz. Derken en son Tuna hocamıza bulduk. Tuna hocamız zaten bize sağlı sollu dövüyor. Yani nasıl bir eğitimse aman Allah'ım böyle bir şey yok Kendisiyle yani. ben de konuşmak istiyorum inşallah nasip olursa. Ya Merak ediyorum onun da mutlaka. eğitimlerini. Mutlaka yani Tuna hocayı bir gün yayına alın. Yani İnşallah. harika harika bilgiler veriyor. Yani o kadar dolu ki saniye susmuyor. Sustuğu zaman yani susmuyor, hiç de yormuyor insanı. Ya bir insan sürekli konuşur konuşur dinlemek kolay değildir. Tabii. İlginizi çekmesi lazım. Hiç dağıtmıyor. Sizi de dağıtmıyor. Konuyu da dağıtmıyor. Sürekli ilginiz onda. Çünkü aç olduğunuz şeyleri veriyor size. Bilgi veriyor size. Yani Tuna Hoca sevgiler buradan. Baki Bey'e, Baki Bey Saygılar, amca ona sevgiler. sevgiler. Evet. Ve Teoman Karadağ hocama mutlaka yani muazzam bir insan. Sevgiler. Bu insanları herkesin takip etmesi gerekir arkadaşlar. Yani mutlaka takip edin. Bunlar bu işin gerçekten öncüleri. Ve çok Doğru. bilgili insanlar. Ülkemizde Çok bilgili. öncüler. Evet. Çok bilgili insanlar. Yani bazıları giriş eğitimini veriyor. Bazıları bunu daha iyi eğitime çeviriyor. Daha büyük geliştiriyor. Ama bunlar mutlaka takip edilmesi gereken insanlar. Evet. Peki şöyle bir şey söylediniz Mustafa Kemal Bey. Litoterapiye merak saldık vesaire. Litoterapiyi de bir açalım mı? Nedir? Eğer bilmeyenler varsa izleyicilerimiz arasında. Ya litoterapi taşların şifa ve enerjisi. Aslında şifası daha ziyade. Litoterapi budur. Yani hangi taşın hangi enerjisi, hangi şifası olduğu, onu ilgilendiren bilim dalı diyelim artık. Biz bunu bilim olarak kabul ediyoruz. İlimden bilime çevrilmiş durumda. Bilim dalı diyelim. Litoterapi hangi taşta hangi mineraller var? Hangi mineraller, hangi mineral eksikleri hangi hastalıklara sebep oluyor? Bunların eksikliklerinin giderilmesi, taşların frekansları, enerjileri, bunların hepsi litoterapinin incelediği. Ama yine çok farklı yerlere geliyor. Yani
gerçekten taşlarla ilgili çalışmaya başladığınız zaman, litoterapi eğitimini almaya başladığınız zaman eskisi kadar rahat konuşamıyorsunuz. Tuna hocamdan eğitim aldıktan sonra hiç konuşamıyorsunuz. Hiç konuşamıyorsunuz. Merak ediyorum ben kendisini. İnşallah Evet, ilk kulağınızı fırsatta çeker bana da adam nasip valla. olsun. Valla bir şekilde astral seyahat yapar, kulağımızı çeker. Ben sana Oy böyle oy oy. bir Eyvah eyvah. Astral hayal. seyahat deyince ben bir böyle bir irkiliyorum. Bir saygıyla Ya işte eğitim alıyoruz yani Tuna hocamdan duruyorum önünüzde. eğitimde belki bunu anlatmamız pek doğru değil ama tabii eğitimde astral seyahat. Biz duyuyoruz ama astral seyahat nedir? Ya bize böyle acayip bir şey geliyor. Yani bu nedir ya Allah'ım ya astral seyahat hazır. Ya tabii öncesi çok eğitim veriyor. Yani 16 haftalık bir eğitim. 12 Çalışmak haftası lazım tabii galiba. yani bilmeyen bir insanın astral seyahat yapmayı deneyimlemesi bilmeyenler için onun da altını çizelim yine. Çok tehlikeli. Beden bir yerde dururken ruhunuz başka bir yere gidebiliyor ve bilinçli bir şekilde bunu yapıyor ve uyandıktan sonra da gidip gördüğünüz şeylerin farkında oluyorsunuz. Ve gidiyorsunuz, gelemeyebiliyorsunuz. Eğer profesyonel biri değilseniz tekrar bedeninize geri dönememe gibi çok önemli bir riski de var. Bunun da altını Ya böyle kırmızı kalemle çizerek şimdi Tuna belirteyim. hocam bu eğitimi verirken ben doğuda görev yaptığım zaman benzer bir olayla karşılaşmıştım. Aslında alaylı olarak bilmeden o zaman yaşadığımız olaylar derken bizi astral seyahate biz orada birçok kez çıktığımızı fark ettik Tuna hocamın eğitiminde. Fakat eğitimi aldıktan sonra bunun ne kadar tehlikeli olduğunu yani bilmeyen bir insanın kendi başına yaptığı zaman gerçekten arafta kalması veya bazı hastalıklara düçar olması gibi şeyleri görünce dedim ya aman ama iyi ki yapmamışız, devam etmemişiz, ne olduğunu bilmiyorduk. İnsan bilmediği şeyle ilimlerle uğraşmamalı. Özellikle yani bunun tehlikesi çok fazla arkadaşlar. Yani siz tutuyorsunuz hiç bilmediğiniz bir alana giriyorsunuz. Düşük frekanslı, düşük enerjili yaratıkların arasına giriyorsunuz. Veya onların gezindiği bir ortama giriyorsunuz. Acaba ne bulmayı bekliyorsunuz? Hiçbir bilginiz yok. Hiç önünüzde işi bilen bir önder yok. Koruma yok. Sıfır bilgi. Böyle bir alana giriyorsunuz. Çok sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani biz bu yüzden gidelim eğitimini alalım dedik ama Tuna hocam bunu fazladan verdi. Verince de görmüş olduk neyin ne olduğunu. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yani eğitim şart, bilen kişi ile yolculuk şart. Ya biz yine konumuza dönelim. Biz konumuza geri dönelim, boş verelim şimdi astral seyahat falan. Peki, can alıcı bir soru. Bana da çok sık danışanlarım soruyor. Neye göre taş seçebiliriz? Nasıl kendi taşımı bulurum? Burcuma göre mi? İsmime göre mi? İşte kaşıma gözümün rengine göre mi? Vesaire. Yoksa kıyafetime göre mi? Diye soranlar bile var. Buna bir açıklık getirelim Mustafa Kemal Bey. Nasıl Şimdi seçebiliriz taşlarımızı? litoterapi açısından incelendiği zaman farklı bir bakış açısı var bu konuda. Astrolojiden izlediğinden ya burçlara göre izlendiği zaman o açıdan bakıldığı zaman çok farklı şeyler çıkıyor. Bazıları çıkıyor burca göre taş olmaz diyor. Bazıları çıkıyor burca göre taş var. Bunun hangisi doğru söylüyor acaba? İkisi de binlerce yıllık kadim bilgi. Yani ikisi de bir ilim. Bunların ikisinin de söylediği doğru aslında. Fakat litoterapideki eğitim veren ve anlatan kişiler burca göre taş olmaz dediği zaman aslında şunu söylemek istiyor. Öncelik kişinin ihtiyacı, hastalığı. Yani aldığın taş senin burcunda yazan bir taş ama sen o taşı alırsan hastalığına iyi gelmeyecek. Veya ezoterik açıdan incelendiği zaman veya çakralar açısından incelendiği zaman. Diyelim çok konuşan bir insan dördüncü çakrasında sorun var, boğaz çakrasında sorun var. Bu kişiye tuttunuz, kristal anlamda mavi bir kristal verdiniz. Bu kişiyi daha çok konuştuğunu göreceksiniz. Şimdi bu kişinin diyelim burcunun taşı çok konuşan ve dördüncü çakrasında sorun olan bir insanın burcunun taşı da mavi kristal kuvars olsun. Beşinci çakra Yani sanırım. Boğaz olsun çakrası demek yani tam istiyorsunuz beşinci, galiba, değil evet mi? beşinci çakra. O sizin konunuz. Karıştırabilirim Estağfurullah. ben. Bu olsun. Yani ben bildiğim konuyu sadece anlatmak istiyorum. Bu insan daha fazla konuşuyor. Ha, yani bu zaman burada bir sorun yaşıyor. Burada bir çakışma oluyor. Yani burçlara göre taş olmaz değil de önce
kişinin kendi ihtiyaçlarına göre, litoterapiye göre veya çakralarına, en başta çakralarına göre, sonra mineral değerlerine göre taşlar seçmesi, kullanması daha uygun. Hiçbir sorunu yok kişinin. Gerçekten bir rahatsızlığı yok. Kendisini rahatsız eden bir sorunu yok. Burçlara göre taş kesinlikle var arkadaşlar. Yok diyen insan bu sefer de karşı taraftaki ilmi boş saymış oluyor. Burçlara Tabii. göre taş var. Ve de burcuna göre taşı kullandığı zaman burcunun eksiklerini o taş tamamlıyor. Otomatikman çakrasındaki veya letaif, ya siz daha iyi biliyorsunuz çakralar konusunu. Estağfurullah. Çakra, İslam'daki diğer adı letaif. Yani doğru bildir, hepsi aynı kaynaktan geliyor. Yani bu uzak doğudan geldi adı çakra diye kaldırıp bunu Tabii. ötelemeyin arkadaşlar. İslam'daki adı letaiftir bunun. İslam'da da yedi manevi yönetim noktası vardır. Tasavvufta da boş bir neye benzetilir kişinin bedeni? Nasıl, anlayamadım? Tasavvufta da insan bedeni boş bir neye benzetilir? Sen o neyin içine neyi üflersen, hangi sesi üflersen öyle güzel ses çıkar derler. Neyde de 7 adet boşluk, delik vardır. O deliklere ne kadar basman gerekirse, ne kadar pürüzsüz ve güzel basarsan o kadar pürüzsüz ve eşsiz sesler çıkar. Bizim de kendimize ne kadar dengeli beslenir, iyi düşünür, pozitif düşünür, kendimizi gerekli mineral olan taşlarla destekler, yoga yapıp nefes çalışmaları yaparsak biz de o neyin o deliklerine doğru basmış ve eşsiz bir ses çıkarmış oluruz. Hayat denen bu yolda diye böyle bir tırnak içinde ben de araya gireyim dedim. Çok, çok güzel. Siz konuşun, ben dinleyeyim. Daha güzel. Estağfurullah. Siz benim konuğumsunuz. Buyurun. Bugün ben dinleyeceğim. Ya şimdi taşlar, özellikle sorulan sorulardan biri, taşlar neye, nasıl temizlenir? Taşlar neye evet. göre temizlenir? Taşlar enerjisel temizliği var, bir de normal bakteri yönünden temizliği var. İnsanlar bunun her ikisine soruyor. Genel anlamda taşlar bakteri yönünden çok fazla bir sıkıntı yapmaz arkadaşlar. Enerjisel olarak temizlemek çok önemlidir. Taşlar suyla temizlenir fakat sertlik derecesine göre değişir taşların temizliği. Yani selenit taşı sert değil. Tam da elimi ona aldım. Bu kadar olur. Harika bir taştı. Yani gerçekten tam da elimi ona almıştım. Güzel bir taştı. Selenit taşını suya koyarsanız selenit taşının o ışığını kaybettiğini görürsünüz ve çok kırılgan bir hale gelir. Ne oldu? Tekamülünü hızlandırdınız. Taşın ölümünü evet. hızlandırdınız. Bu tür baktığınız zaman krizokol olsun, efendime söyleyeyim, turkuaz olsun, çöl gülü olsun, sertlik derecesi 5'in altında diyelim. Obsidyen suyla temizlenebilir, sertliği 4'tür ama temizlenebilir. Taşları suyla temizlemede dikkat etmek gerekiyor. Evet, obsidyen taşı, bunu suyla temizleyebilirsiniz. Volkanik camdır neticede. Bunun kimyasal ve şey yapısını bozabilirsiniz. Çok da parlaktır şöyle. Tabii harika parlaklığı vardır. Çok da çekici evet. bir taştır obsidyen. Çok da şifalı bir taş. Kim çıkarıyorsa çok güzel çıkarıyor, sağ olsunlar. Alabiliriz, dağlarda müsaade alıp alıyoruz o taşları. Müsaadesiz almıyoruz, onu da söyleyeyim. Yani sevgiyle, öyle, tabii. izinle alıyoruz. Bir zamanlar bir şey, söz duyardık. Yani alimler toprağa basarken incitmeden basarmış. İzin isterlermiş. Ne güzel. Yani, tuhaf gelirdi. Ya bu nasıl bir şey derdik yani. Ya ne işte basıp geçin, nasıl basmadan nasıl geçeceksin kardeşim gibisinden. Tabii gel zaman git zaman taşlarla tanışınca, doğada taşları almaya başlayınca orada izin almanın gerekliliğini, bu içinize doğuyor artık. Yani bu birinin öğrettiği bir şey de değil. Bizde gelen arkadaşların hepsi de bunu yavaş yavaş zamanla yapmaya başlıyor. Doğadan izin istiyorsunuz. Ya ben bu taşı alacağım, müsaade var mı? Yani o size yok mu diyecek, yok demeyecek ama yine de bir rızayla almak çok güzel. Ne kadar güzel. Böyle aldığımız taşların temizliğinde, bakın bu çok önemli bir şey. Bu taşları biz aldığımız zaman bunlar doğada böyle parıl parıl, ışıl ışıl çıkmıyor arkadaşlar. Bunların üzerlerinde bazı mineraller, kalıntılar var. Sonradan nasıl geliyorsa şu hale geliyor galiba o taşlar. Evet. Böyle parıl parıl berrak. Evet, çok güzel. Öncesi sonrası gibi oldu bu da. Before after. Bunları müsaadeyle aldığımız zaman o yani o şen şakrak, o neşe doğru halde aldığımız zaman bu taşı geldik temizlediğimiz zaman biz sadece suyla temizliyoruz.
Onu da söyleyelim. Taşların temizliğinde bazı şeyler de kullanılıyor. Asit de kullanılıyor. Asit kullanılan taşlar çok farklıdır. Kullanılıyor ama taş enerjisel anlamda çok düşer asit kullanıldığı zaman. Sonra toparlar ama çok uzun sürer. Ama sonuçta taş bir değil yani. Kimyasal, güçlü bir kimyasal. Aragonit, kalsit, asit de kullandığınız, temizlediğiniz zaman taşı öldürürsünüz. Çünkü kimyasal yapısı değişiyor taşın. Bu taşı, biz bu taşa sadece biraz tazikli bir su tutarız. İzinli aldığımız taş tertemiz çıkar arkadaşlar. Bakın bunu kaç kez denedik. Çok nadiren çıkmayan taş oluyor. Onları da götürüp doğaya geri koyuyoruz. Belki bu insanlara değişik gelecek, farklı gelecek. Önemli değil. Biz yaşadığımızı çok güzel bir şey. Anlatalım. Çok güzel bir şey. Taşlar, yani şöyle bir örnek da vermek istiyorum ben bu arada. Şöyle bir şey var. Mesela hayvanın dışkısını görünce tiksinebiliyorlar. Ay, iğrenç kokuyor diyebiliyorlar. O hayvanın dışkısını gübre yapıp oradan çıkan sebzeyi, meyveyi yiyor bu insanlar. Gel gelelim, sen neden o zaman o doğayı kirletiyorsun? O hayvanın dışkısına ay, çok pis diye bakıyorsun. Doğa bizlere sunulmuş birer nimet. Bu dünya bizler için yaratılmadı. En son yaratılan insandı. Biz yaratılmadan önce de doğa vardı. Doğal güzellikler, dağlar, taşlar, sular, çiçekler, böcekler hepsi vardı. Onlar bizim hizmetimize sunulmuş değil. Biz nasıl yaratıldıysak onlar da o şekilde yaratıldı. Biz sanıyoruz ki her şey bizim için. İnsan en yüce varlık, en üst varlık. Bunu bilemeyiz ki. Belki köpek de aynısını söylüyor. Belki bu kullandığımız taş da kendisine bunu söylüyor. Ben en yüce varlığım, her şey benim için yaratıldı diyor. O yüzden birisi bizim en ufak bir kalemimizi bile istemeden aldığı zaman o kişiye kızabiliyoruz. Benim kalemimi aldı, neden benden izin istemedi? Ama biz elimizi kolumuzu sallayarak o çiçekleri kopartıyoruz dalından. O taşları izin istemeden alıyoruz. Sonra da onlardan bir hayır bekliyoruz. Yaptığınız o yüzden bence çok çok özel ve önemli bir şey. Gerçekten izin olmadan, kimsenin rızası olmadan, biz onları cansız varlıklar olarak adlandırabiliriz ama onlar canlı varlıklar. Onlar bir enerji. Şu kalemin bile bir enerjisi varken, şu minerallerden oluşan taşın nasıl enerjisi olmasın? Her şey bir enerjiden ibaret ve sizin bunu rızayla yapıyor olmanız da demek o yüzden daha da çok şifalandırıyor bizi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bilmiyorum yani gerçekten Mardin'de başlayan bir süreçti. Çok değişik şeyler bizi çok değişik yerlere getirdi. Çok da anlatmak doğru değil. Bazı şeyleri anlatamıyor insanlar. Çünkü anlatıldığı zaman insanların bunu nasıl karşılayacağını size deli etiketini yapıştırmasından korkuyorsunuz. Delilikten korktuğumuzdan değil aslında ama. Çünkü anlatacak bir bilim dalı yok. İlim var ama bir bilim dalı yok. İnsanlar da bugün bilimsiz hiçbir şeye inanmıyor. İnanmaz hale gelmişler. Yani tabii, taşın enerjisine, şifasına inanmıyoruz. Bizi bu hale getirdiler. Biz artık her şeyi illa bir bilimle ispatlanacak da inanalım pozisyonuna geldik. Taşın da enerjisine inanmaz olduk, şifasına da inanmaz olduk. Fakat bir baktığınız zaman tarihte buna kimler inanmış, bunların peşinde kimler gitmiş? Ha diyorsun ki ya ben bu insanlardan akıllı mıyım kardeşim? Ya ben Mustafa Kemal Atatürk'ten akıllı mıyım? Kimse bunu iddia edemez. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den akıllı mıyım? Asla. Ben Hazreti Musa'dan akıllı mıyım? Yok. İbn-i Sena'dan mı akıllıyım ya? Yok. Zekeriya Razi var ya, o da Nezercil'in babası. Ya bu insanların hepsi taşlarla ilgili yani söylemleri var. Taşlar bir yere konulmuş. İbn-i Sina'nın kitabında taşların şifasından bahsediyoruz. Zekeriya Razi'nin, modern eczacılığın babası kabul edilir. Onun kitabında taşlardan bahsedilmiş. Maalesef Türkçesi yok. İbn-i Sina'nınki bile daha yakın zamanlarda çevrilmiş durumda. Eber Papyrus'larında milattan önce 1500'de yine taşlardan bahsedilmiş. Biz halen şu gün olmuşuz. Taşlar deyince bir önyargı. Taşlara inanmıyorum. İnanmıyorum. Yani, öyle oysa, bir şey var. Ya bu bir din değil ki. Senin neye inanman gerekiyor yani? Ben sana bir din söylemiyorum ki neye inanıyorsun? Bir de şöyle bir şey var. Kişisel gelişime inanmıyorum. Bu bir din değil ki. Ya da bu bir görüş değil ki yani. Bu bir siyasi söylendi ki neye inanıyorsun, neye inanmıyorsun? Bunu kullanırsın, bakarsın. Faydasını görürsen devam edersin. Faydasını görmezsen de ben faydalanmadım kardeşim.
Sen faydalanırsan dene bak dersin. İnanmıyorum deyip kestirip atmak biraz daha aslında şunu aslında bence sağlıyor. İnsanın şifalanabileceği bir şeye korkuyla yaklaşmasından oluyor bence. Ve Aslında korkuyor. şifası orada, oradan şifa alacağı için de bilmediği bir yer görüyor ya, bir boşluk geliyor ona ve korkuyor. O yüzden de reddediyor. Halbuki bilmiyor Korku. şifası orada. Şimdi evet gerçekten korkuyor insanlar. Niye korkuyor? Hani ben diyorum ya bana deli denmesinden çekiniyorum. Taşı aldı, koluna taktı. Çevresinden gelen tepkiden korkuyor. Ya işte bunun Evet. şöyle neresi var? Ya git kardeşim ya sen de bu çağla. Bak korku var. Toplumun bir kendisini ayıplaması var. Korku var. Aslında düşünse taşları kimler kullanmış? Taşlar nasıl kullanılmış? Bu korku gidecek. Atom bazında hepsinin frekansının titreşiminin olduğunu, bu titreşimin adı frekans, insanın da hücresinin atomlardan oluşup titreştiği, bunun adı da frekans. Ya atom bazında sen kardeşsin zaten taşlarla. Mevlana'dan daha mı Anladım. iyi biliyorsun? Biz evvelde taşıdık. Yani daha mı iyi biliyorsun bu insanlardan? Yani burada ayıplanma duygusundan, bu korkudan kurtulup da insan kendini açarsa taşlara gerçekten çok faydalanıyor. Çok Gene doğru. konu Şöyle de bir şey dağılmasın. söylemek istiyorum. Evet, toparlayalım yavaş yavaş. Bir saati geçmişiz bile, haberimiz yok. Daha bana 10 Evet. dakika gibi geldi. Bir saat olmuş. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin hadislerinde, ayetlerde de bunlar var. Birçok kaynağa bakarlarsa zaten göreceklerdir. Mesela en basitinden akik taşı. Akik taşını takın diyor. Erkekler yüzük olarak akik taşı takın diyor. Kendisi de hep takarmış zaten. Neden? Peygamber Efendimiz bile söylerken sen kim oluyorsun da inanmıyorum diyorsun. Ben kendime diyorum mesela. Ben hangi haddime diyebilirim ki taşa inanmıyorum diye. Bu doğanın bize verdiği bir nimet zaten. Allah dermansız dert vermezmiş. Ha biz şimdi derman daha çok ilaçlarda, doktorlarda, ameliyatlarda, batı tıbbında arıyoruz. Tamam, ona da bazen gerek var. Teknolojiyi tabii ki kullanmamız gerekiyor ama iş artık o raddeye gelmeden önce doğal tedavi yöntemleriyle, doğanın bize sunmuş olduğu nimetlerle. Bu bazen bir bitki olabilir, bazen bir taş, bazen bir çiçek, bir koku. Her neyse, onlarla şifalanmak varken neden biz ilk soluğu hemen ilaçta, hemen ameliyatta, bıçak altına yatmakta arayalım? Bundan Evet. ziyade kendi bedenimizdeki şifacıyı uyandırmamız gerekiyor. Kesinlikle kolay Kesinlikle. olduğu için, Kolay. sistem bize buna zorladığı için. Ne yazık ki. Kesinlikle hem kolay hem de sistem bu şekilde bizi zorluyor. Hem de toplum baskısı bu şekilde oluşmuş durumda. Yani hepsi bir bütün halinde bizi buraya yönlendiriyor. Maalesef. Otomatikman ne oluyor? Kadimden gelen gerçek şifayı unutuyoruz. Yani bitkileri unutuyoruz, kokuları unutuyoruz, taşları unutuyoruz, unutturuluyor. Yani bunlar bizi unutuyor. Ama bunu Evet. demek gerçekten Ben şimdi hatırlatacağım bunları. modern tıp asla inkar etme yok. Kesinlikle önce insanlar Kesinlikle. doktora gidecek. Ama bugün gerçekten bir gül kokusunun hem frekansı hem insana verdiği şifalar çok farklı. En Yani yüksek gidip koku frekanslarından bir de gül kokusu gerçekten, gül suyu. Bugün taşların içerisinde öyle taşlar var ki selenit taşı. Terahertz'ten sonra, terahertz biliyorsunuz Japon simyacılar tarafından yapılmış bir taş. Evet. Üç tane bilmediğimiz taşın potada. Yani çoğu 300 yıl önce yapılmış bir şey. Yani şu günün şeyle yapılmış şey, potalarda eritilip bir araya getirmesi, belli ölçülerde bir araya getirmesiyle oluşmuş bir taş. Saniyede 210 bin kez titreşerek, yani şu anki mevcut en yüksek titreşim frekansına sahip bir taş. Bu taşı buzun üstüne koyun, anında erittiğini görüyorsunuz. Yani bildiğiniz buzu Evet. eritiyor. Normal soğuk terahertz'i koyun, eritir. Bu Eriyor taşın, hemen. yani bu taşa yakın selenik taşı aynı frekansta sahip ve tamamen Benimki daha güzel kalp. Ondan da var tabii ki. doğa. kalp formu çok önemlidir. Yani Ben gerçekten en çok kalbi seviyorum. taşların formları çok önemlidir. Kuleti de Yani var. Evet. kulesi de çok önemli. Konumuz şeye, konumuzu Şimdi bitirmeyelim konumuzu ya. ben sulara getireceğim şimdi, sulara. Dur, ama şu Herkes böyle temizliği bir ara şey bitirelim. çok modaydı. Tabii, buyurun. Temizliği bitsin. Taşların temizliği çok önemli diyoruz ya. Evet. Taşlarda selenite kadar, aragonit dahil,
suya değdirmemesi gerekiyor. Yani bunların içinde malakit var, bakır mineral içerdiği için azurit var, kadifemsi taşlar var. Bunların mümkün mertebe suya değdirilmeden temizlenmesi gerekiyor. Selenit zaten atom bazında kendi kendini temizleyen bir taş. Ve diğer hangisine temas ederse o taşı selenit ve de mavi kıyanit. Bu iki taş hangi taşa, insana, nesneye dokunduğu zaman onu temizler, nötrler, elektriksel anlar. Yani enerji bakımından bu insanları bu taşların temizlediği biliniyor. Biz burada biz burada ne yapacağız? Diyelim selenit kendi kendini temizler. Bir de sitrin de kendi kendini temizler. Ama başka taşı temizler. Temizlemez. Burada mavi kıyanit ve de selenit hem kendini temizliyor hem başka taşları temizliyor. Tütsülerle temizleyebiliriz. Yani müzikle de temizlenmeyi söyleniyor. Deniz suyu. Zaten deniz suyu toprağın üzerine koymak. Bakın kristalleri toprağın üzerine böyle ağzı düz şekilde gelecek şekilde, kristal uçları açtığı şekilde gelecek şekilde koyarsanız, özellikle de dolunayda koyarsanız hem bu enerjisini boşaltır hem de dolunayın enerjisiyle dolar. Taşlar ayda bir dolunaya koymak çok iyidir. Taşlar özellikle... Güneşi de görmesini tavsiye ediyorum. En az 24 saat diye belirselim de onu da. En az 24 saat dolunay gününde kalmalı. Güneşte şöyle bir sorun var. Güneş taşlarda solmaya sebep oluyor. Birçok taşta. Sertlik derecesi düşük olan taşlarda. Toprağın altına sebep. Gömüyoruz ama. Yani saksıya mı koyalım tabii falan diye soran oluyor ama saksıya konulsa da ben yine gömülmesini tavsiye ediyorum. Her taş doğrudur. Her taşı insanların gömme ihtimali imkanı yok. Yani saksıya koysak olur mu diye soruyor. Ya bahçeye koyamayacak, gömemeyecek. Böyle imkanı yok. Biz bunları konuşurken büyük şehirlere, gene de büyük şehirleri baz alarak konuşuyorum. Ya oluyor adam. Normal küçük bir şehirde yaşayabilir ama gidip de bahçeye onu gömemeyebilir. Böyle bir imkan olmayabilir. Yani toprak olsun en azından. Gömme. Gömdünüz. Hadi gel bakalım şunu göm. Epitodu göm. Ondan sonra da temizle de göreyim seni. Temizleyemezsin. Yani bunu gömemezsin. Yani kristal gel, amatisti göm. Arasına giren kalıntıları temizle. Bu sefer de çirkin bir görüntü olacak. Yani insanların bunu temizlemesi çok zor. Ne yapacak? Gidecek eline cilt alacak, sıkacak, temizleyecek. Diş fırçasıyla falan belki şöyle. Ya hayır. İşte taşı strese sokmamak gerekiyor. İşin özü tabii bu. Hani taş... Daha çok zaten giren... takıları falan şöyle bileklikleri ya da kolyeleri vesaire onları gömerek daha temizlememiz kolay olur. Belki olur. Evet dediğiniz gibi şu ametisti ben toprağa gömersem sonra bunun arasından çok zor o topraklar evet, temizlenir ama bu bileklikleri bu taşları koymak çok daha faydalı, çok daha rahat temizlenme açısından da faydalı oluyor. Suya tuttuğumuz zaman arınıyor. Evet bileklikleri özellikle temizlerken suyla temizlerken şu şekilde el arasını alıp güzel düşüncelerle, güzel sözlerle en az 20 saniye bu şekilde yani ovarak temizlenmek. Ondan sonra bu bilekliğe bakın. Tekrardan böyle yüzünün güldüğünü hissedersiniz. Yani bu taşlarınızı gerçekten sevgiyle temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu sevgiyi verin bunlara. Siz sevgi verdikçe frekansı yükselir taşın. Isınır. Taşı elinize alın. Sevgiyle tutun. Tutun. Hangi doğal taş olursa olsun ısınır. Çok kısa bir sürede ısınır. Sizin enerjinizi dengeler. Sizin vücut ısınızı dengeler. Yani bazen baş ağrısı olan insanlar oluyor. Bazı sıkıntılar olan insanlar oluyor. Tarif ediyorum ne ağrısı var, sıkıntısı var. Ense köküne koy, ıslat koy. Başın ağrıyor, migrenin var. Aki, al ense köküne, ıslat. Bak ıslat, ense köküne koy. Buraya koy, çok kısa sürede ağrının azaldığını görürsün. Birçok insanda bunun kesildiğini de görüyoruz. Bu sonuçları ben kendi üzerimde de deniyorum bunu söylemişken. Taşın kullanma şekli de çok önemli. Taşı temizledik mi? Tütsüyle temizledik. Sertlik derecesi düşük olanları anlattık. Nasıl temizlediğini anlattık. Temizlerken taşları yani güzel sözlerle motive edin. Masaru Emoto'nun deneyinde bu var. Masaru Emoto'yu artık Japon bilim adamını herkes duymuştur. Emoto deneyinde bunlar var. Kristal kuvarsa bile söylendiği zaman farklı rezonansta farklı titreşimler verdiğini suyun şeklinin en güzel hale getirdiği suyu canlandırma dediğimiz bu en iyi formuna geldiğini yağmur halinden inerken ki haline geldiğini bunu bir Japon bilim adamı tespit ediyor. Ondan sonra zaten kuvarsa muazzam bir patlama ilgi herkes tarafından kuvarslı sular şişesi yani atıyorum 1 lirayken onun kuvars kaynaklarından çıkan suyun 30 liraya satıldığını halen çok yüksek satılıyor. Fuji suyu çok yüksektir. Yani gerçek Fuji suyu.
bunların çok yüksek satıldığını görmeye başladık. Bunların temizliği çok önemli arkadaşlar. Temizliği dağıtmayalım. İlk başta aldınız, geldi size. Taş size soğuk görünmeye başladı değil mi? Artık sizi enerji olarak dengeliyor. Mineral olarak dengeliyor. Taş size soğuk görünüyor. O taşı temizlemeniz gerekiyor demektir. Taş dolmuş demektir. Taşı temizleyin arkadaşlar. Ne yapın? Suyla temizlenecek taşı götürün suyun altına bir. Yani 15-20 saniye bunu güzelce olarak temizleyin. Ama suyla yıkanmayacak taşsa götürün selenite dokundurun. Aynı şekilde selenite temas etsin kalsın. Takılarınızı da selenitin üstüne koyun. Onları da neticede mineraldir. Yani altında gümüş de mineraldir. Demir de mineraldir. Hematittir. Yani bunların hepsini temizlediğiniz zaman bu takılar gözünüze daha güzel gözükecektir. Yani çok insan vardır. Taşı alır. Bir hafta sonra taş gözüne soğuk gelir. Aslında o insan o kadar çok enerjiye maruz kalıyordur ki kendisinin enerjisi de düşüktür. Taş onun hepsini kendisine çekiyor. O taşı çok kısa bir sürede öldürür. Ölüyor taş. Yani form değiştiriyor. Biz opal verip de kişiden o taşın daha sertleşmiş kalsedon olarak geldiğini gördük. Yani bunu söyleyeyim size. Taşlar nasıl tekamül ediyor? Taşlar toprağın altından çıktı diyelim ki de opal. Sertliği 5,5-6 civarında. Güneşe maruz kaldı. Bir enerji transferi oluyor bakın güneşten. Oradan da bir enerji transferi oluyor. Sudan, yağmurdan, topraktan yüzeye çıktıktan sonra bir enerji transferi bir yıl sonra opal oluyor. Kalsedon ya da akik. Sertlik arttı. Matlaştı. Yine belli bir uzun süre kaldı diyelim. O aynı taş. Aynı taştan bahsediyorum. Bak tekamülüne bakın. Taş daha matlaştı. Daha sertleşti. Bu sefer ne oldu? Sileks. Yani çakmak taşı. Yine belli bir süre kaldı. Yine enerji alışverişi devam ediyor. Taş ne oldu? Bu sefer eskilerin gem taşı dediğimiz neredeyse yani 8 sertliğine yaklaşacak bir sertliğe yaklaştı. Gemlerin altına koyup o buğdayları çıkarttı. Taş haline geliyor. Mat, sert, ışık geçirgenliği bitmiş bir taş. Daha sonrası ne oluyor? Taş, o taş grubu, silisyum dioksit grubu artık dağılıyor gidiyor. Çünkü tekamülünü bitirdi. Ondan sonra mineralleri ayrılıyor. Bildiğiniz kapkara bir taş oluyor. Yani yine silisyum dioksit bitti başka bir taş formuna geçti. Yani bizim tabirimizde anlayacağımızda öldü. Öldü ama gitmedi. Başka bir forma geçti. Taşların o yüzden insanlar diyor ki ben taka aldım soldu. Solar kardeşim. Kesinlikle solar. Solmuyorsa sorun var. Senin aldığın takı eğer solmuyorsa sorun var. Kesin olarak sorun var. Taş aldım ben sitini aldım soldu. Ya solmuyorsa sorun var. Senin enerjini dengelemiyorsa o taşın üzerinde vernik vardır. Başka bir şeyler vardır. Başka bir sorun vardır. Ha bazıları bazı insanda bir günde solarken bazı insanda bu çok daha uzun bir sürede solabiliyor. Kişinin maruz kaldığı ve taşa yansıyan enerjiyle alakalı bir şey bu. Taş senin enerjisel anlamda dengeliyor. Senden alıyor. Sen bunu düzgün topraklar, düzgün temizlersen bu taşın ömrü uzun olur. Sende uzun olur. Ama aldın gerçekten bir günde solar mı? Ben yaşadım, ben de soldu. Yani ben aldım pirit bileklik taktım. Pirit bir bileklik bir günde kendinden geçti ya. Parıl parıl bir taştır yani. Geçti. Şöyle göstereyim. Yani evet. Altın tozları var derler hatta piritin içinde. Ya, böyle bir taş nasıl soldu? İşte enerji. Enayi altını derler buna. Yani ahmak altını. Evet. Enayi altınıdır. Tarih boyunca sürekli karşımıza çıkan taşlardan biri kadimde. Çok da iyi kullanıma sahip. Çok şifalı bir taş. Elinizdeki de çok güzelmiş ayrıca Mustafa Bey. Bunlar daha dün geldi galiba. Yani bayağı güzel. Ayılalım onu bir kenara biz. aldım ya, aldım. Aldım. Taşların temizliği, taşların kullanımı çok önemli. Taşlar, insanlar diyor ya biz hangi formda taşlar alalım? Yani temizliği anlattık. Temizlikten önce işte. Temizliği bitirdiysek başka sorun var benim. Almaya alayım geçmeden sen. Önce. Ben soracağım. Suları şimdi bir ara böyle çok limon atmalar, işte detoks sebzeler atmalar falan çok modaydı. Şimdi de taşları koyduklarını görüyorum insanların. Çok da faydalı tabii ki. Ben de her sürahime koyarım. Ama gel gelelim suya koyacağımız taşı nasıl seçmeliyiz Mustafa Kemal Hocam? Şimdi bu konuda bazı sıkıntılar var. Bazı derken çok büyük sıkıntılar var. Kristal kuvars doğrudur, suyu canlandırıyor. Bunu bilim adamı da, Masaru Emoto da bunu
kanıtlamış. Zaten öncesi de bilgiler var. Ta Atlantis'e giden dayanan bilgiler var bu konuda. Kristal kuvars suyu canlandırıyor. Fakat kristal kuvarsta şöyle bir sıkıntı var. Mide sorunu olan kişilerde silisyum midede daha çok rahatsızlığı artırabiliyor. Bunu kullanımın bir ölçüsü olmalı. Mide sorunu olan insanlar bir kere düzgün kullanmalı. Veya bağırsaklarda sorunu olan kişiler ya da gluten alerjisi, çölyak yani hastalığı olan kişiler bunu eterik olarak kullansa çok çok daha fayda görür. Yani neden eterik olarak kullansın kişiler? Yani suyun içine koymasında bu taşı şöyle bir parça koyuyoruz suyun içine bu arada. Ya o normal kullandığımız şey. Ama bunu koyduktan sonra da kafaya lıkı 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 gibi içmeyiz arkadaşlar. Bunu yani yavaş bir derinlenmesi gerekiyor. Yavaş yavaş. Onu bir günde bir su bardağı. Fazla kendinizi şey yapmayın. Alıştıra alıştıra. Yani bunu sonra alıştıktan sonra baktınız size bir zarar vermiyor. Vücut alıştı. Çok da güzel tepki verdiğini gördünüz. Gözü altındaki morlukların, şişliklerin gittiğine kadar görürsünüz. Bunu kullanmaya başladığınız zaman. Ama düzgün. Yanlış kullandınız. Aksine çoğaltırsınız. Yani belli yaş için özellikle konuşuyorum. Aksine çoğaltırsınız. Bunlar hep bize gelen sonuçlar, geri dönüşlerin ve aldığımız eğitimlerin şeyi. Eterik olarak kodlama diye bir şey var. Bunu çok güzel anlatır hocam. Şimdi bu kristal kuvarsların uçlarından biliyoruz kenardan sıkıştığımız zaman piyazo elektrik üretiyor. Bu elektrik, piyazo elektrik üniversitelerde zaten ders olarak anlatılan bilimsel bir şey. Ya ilim değil bakın. Bu üniversite kitaplarında anlatılan bir şey. Ya inanmayan insana çok basit bir şey. Ya kristal kuvarsın ürettiği elektriği git oku dersen anlarsın. Bunu bu suyun dışına koyup da buna kodlarsanız, niyetlerseniz herkes inancı doğrultusunda niyetleyecek. Bakın onu da söyleyeyim. Hiç kimse taştan bir şey beklemiyor. Hiç kimse medet ummuyor. Ben kendi inancım doğrultusunda bunu baştan belirteyim de. Ama Allah-u Teala her şeyi bir sebebe dayandırmış. Dünyayı bile bir ilimle, alemi bile bir ilimle, fenle yaratmış. Bunun da bir ilmi var. Bu da Allah'ın bir ilmidir. Bunu eterik olarak kodladığınız zaman bakın bunlar hep ölçümlenmiş şeyler. Yani şimdi bize yani böyle topik gelen şeyler ama bunların hepsi ölçülmüş, denenmiş, kanıtlanmış şeyler. Suyu canlandırdığını görüyoruz. Suya bu arada güzel sözler söylemek de suyu canlandırıyor. Her dilde dua suyu canlandırıyor. Kristal kuvar suyu canlandırıyor. Bunu bu şekilde koyduk eterik olarak kodladığınız zaman su aynı canlılığa yine ulaşıyor arkadaşlar. Bunlar moleküler olarak ölçülüyor. Yine aynı canlılığa ulaşıyor. Yine bu zaman bize çok olur. Ve eterik olarak kodladığınız suyu istediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Çünkü silisyum, dioksit, silisyum direkt içinde değil. Midenize hiçbir zarar vermiyor. Ne yapıyor bu sefer? Piyazo elektrik olarak buna etki ediyor. Ve çok daha fazla buna etkisi var. Ama şunu söyleyeyim. Bu kuvarsı aldınız diyelim. Bu onun için olan kuvars değil ama doğallığı tavsiye ediyoruz. Kesinlikle doğal olacak. Kuvarsı şu şekilde. Evet. Kuvarsı aldınız. Sadece su için kullanabilirsiniz. Yani onu su için. Ya ben bunu aldım. Kuvarsla ilgili her şeyle kullanım derseniz o da olmuyor. Taşlar niyetle çalışır diyor hocalarımızın. Hepsinin dediği şey bu. Taşlar niyetle çalışır. Ve bir taşı ha o işi bitir. Başka bir işe geçecek. O tekrardan yıkarsınız. Kodlarsınız. O başka şey için kullanabilir. Başka ritüel için, başka enerji çalışması için, başka şifa için kullanabilirsiniz. Ama kuvarsın okuduğum 400'e yakın etki ve faydası enerjisinden bahsediyor. Kristal kuvarsın. Beni alıp da hepsinden faydalanayım dersen ne kadar faydalanırsın? Faydalanmayabilirsin de yani. Hiçbirinden de faydalanabilirsin. Yani bunu bu şekilde yapmaktansa doğru kullanmak. Doğru nasıl kullanılır? Onu öğrenmek, doğru kullanmak daha çok sonuca insanları götürür. Bir ek bilgi vereyim o zaman hocam burada kristallerle ilgili. Suyun dışında bir de bırakmak istediğimiz duygu ve düşünceleri, yaşadığımız travmaları, olayları bunlara kodlayıp mesela gece yatmadan önce tam böyle bir kristal kuarsı elinize alıp yükleme yapın. Size ağırlık veren her ne duygu, düşünce, travma varsa, taşıyamadığınız her ne yükünüz varsa hepsini bu kristal kuarsa yükleyin. Avucunuzdayken zaten bunun ısındığını hissedeceksiniz. O yüklendikçe avucunuzdaki ısısı artacak. Sonra onu bir güzel yastığınızın altına koyun. Gece boyunca orada kalsın. Ve ertesi günde gidin bir toprağa gömün.
Bu taş o toprakta eridikçe, toprakla bütünleştikçe siz de günden güne içinizin ferahladığını ve o size ağırlık veren duygunuzdan arındığınızı deneyimleyebilirsiniz diye de küçük bir ritüel paylaşmak istedim. Çok güzel. Aklınıza Bunun YouTube, estağfurullah, YouTube'da bunun benzeri bir videom var. Ben sığınarak. YouTube kanalında paylaşmıştım, Öyle evet. mi? Hatta Instagram'da da gerilerde var da geriye gidip bakmak kolay olmuyor. YouTube kanalında aynı isimle bakıp görebilirler. İnsanlar gerçekten sırtında çok ağır yükler taşıyorlar. Yani travmalar. Geçmişte Çok. yaşamış, etkisi bitmiş olaylar, yani etkisi bitmiş artık. Devam etmeyen travmalar insanların sırtında en büyük yüklerdir. Birçok Evet. hastalığa da bunlar sebep olur. Egzama, sedef. Aklınıza ne gelirse migren. Çünkü bu artık boynunuzdan tutun ensenize, trapezde kumuş dediğimiz halk arasındaki o bölgeye kadar çok muazzam bir ağırlık veriyor. Zaten beyne, zihne verdiğimiz ağırlık çok farklı. O, siz onu unuttuğunuzu sanıyorsunuz ama unutmuyorsunuz. O sürekli sırtınızda. Şimdi Allah kimseye acı vermesin. İnsan bir yakınını öldüğü zaman, gidip toprağa gömdüğü zaman, ben çok şehit arkadaş verdim. Toprağa üzerine toprak attığımız zaman o toprağı atınca ya rahatladığımı hissederdim ben. Yani tabii o manevi duygular çok farklı bir şey. Ya gelirdim artık bir rahatlamış, bir ferahlamış şekilde gelirdim. Bir gün kristal kuvarsın hafızasını, travmayı ona yükleyip de toprağa gömmeyi okudum bir yerde. Allah'ım ya Rabbim, bu ne güzel bir şey. Elimde de kristal kuvars dolu. Gittim kendi travmalarımı hatırlayabildiğimi, hatırlayamadım da hatırlamanın yöntemi var. Onun da bir yöntemi var. Travmaları taşa yükleyip toprağa gömdüm. Arkama dönmeden, bakmadan geldim. Ya o kadar rahatladım ki. Bunu yapan Ah. çok insan çok rahatladı. Çünkü aynı alıyorsunuz derdinizi, sıkıntınızı bir ölü gibi, artık ölmüş o. Sırtınızda taşıyamazsınız. Kokar, size ağırlık verir. Rahatsız eder. Yani sürekli o acı sizinle birlikte gezecek. Gezdirmeyin arkadaşlar. Yani bu zor değil. Bununla ilgili özel okullar var. Gidebiliyorsanız oraya gidin. Ama gidemiyorsanız bir kristal kuvarsı alın. Kuvarsın, suyun da kuvarsın da hafızası var. Buna hafızasına yükleyin. Ona ağır gelmez. Ona yük gelmez. Ona emanet edin. Toprağa gömün. Siz yastığın altındaki ritüeli anlattın. Ben orayı okumamıştım. Bunu da bir bilgi olarak öğrendim. Gömün. Bir, iki, üç. Bak ben daha üçüncüden sonra bu kaldı diyeni görmedim. Ama dert biter mi? Tekamül sürecinde imtihan çok gelecek. Dert de bitmeyecek. Sıkıntı da bitmeyecek. Ama üst üste koymanın bir anlamı yok. Atın eski yükleri ya. Bırakın eski yükleri. Ne Aynen sırtında öyle. taşıyorsunuz bu kadar çantayı, bu kadar yükü? Gerek yok. Bunları bu Gerek. kadar da bırakması kolayken bırakamıyoruz. Belki de bunu izleyen insanların çoğu bunu yapacak. Ama o taşı geri almayacaksınız. Ya sakın ha taşı geri alayım demeyin. Ve evinizin sınırlarına da gömmeyin arkadaşlar. Yani okuduğum bilgi buydu. Bunu da paylaşın. Evinizin sınırlarına da, site, bahçe, iç sınırlarına gömmeyin. Kristal kuvars, doğal kristal kuvars. Yani yapay kesme değil bakın. Doğal kristal kuvars ve Tam silinmiş olarak şu kesinlikle. işte. Evet. Amorfa, doğal, evet. Yani bu kristal kuvars ucu kırık olmasın. Buna sırrınızı yükleyin, sıkıntınızı, eski travmanızı, artık ne varsa sır ya. Sır da çok şeydir. Ver sırrı, ona gitsin ya. Yani niye sırrı taşıyorsun işte? Ben bu sırla yaşayamam arkadaş. Al gömdüm gitti işte. Yani kimseye de söylemedim. Kesinlikle. Yani başka birine de anlatacak birine söylemedim. Yani bu yükle yaşamayın arkadaşlar. Gerçekten kristaller hayatımıza o kadar güzellikler, o kadar kolaylıklar katıyor ki ne? Bunları arayıp bulmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bir sıkıntınız, bir hastalığınız var. Aslında hastalanmadan, sıkıntılanmadan önce hayatınıza kristalleri sokun. Bir kristal kuvars her eve girsin. Girsin ya. Kristal kuvars her eve girsin arkadaşlar. Bir Başka ne girsin oksijen. peki? Hazır buraya değinmişken, bir evde bulundurmamız gereken taşlar özellikle genele hitap eden hangileridir? Bakın özellikle kristal kuvars olmazsa olmaz. Kristal kuvarsın alternatifi yoktur arkadaşlar. Yani bende az olan bir taş ama alternatifi yok. Kristal kuvars olmazsa olmaz. Her evde olmaz. Yani radyosu memecek kristal kuvars. Ya MF'yi mi erecek kristal kuvars. Nazara mı şey yapıyorsun? Kötü enerji mi? Kristal Kesinlikle. kuvars. Ya hangi kapağı kaldırsan altından kristal kuvars çıkıyor. Hangi yaprağı çevirsen altından kristal kuvars çıkıyor. Sonra Kristal bunlar kuvars. bence. Bak şimdi amatist özellikle kadınlar için. Yani ortama huzur veren bir taş.
Evet. Ortamın negatif Bileğinde de enerjisini var. pozitif çeviren. Çok güzel. Pozitife çeviren bir taş. Amatist. Aşk taşı. Mutluluk taşı. Amatist ondan sonra ya. Ama obsidyen arkadaşlar. Obsidyen. Çok önemli bir taş. Çok ucuz bir Onlardan da taş. bol bol. Evet. Herkesin elinde obsidyen niye iyi gelmiyor ki ya? O tarihte nasıl kullanılmamış? Bel ve boyun kesimi Padişahımız nasıl kullanıyordu Mustafa Kemal Bey? Bunu hemen sorayım, obsidyen nasıl? demişken. Osmanlı'da padişahların yemeklerine nasıl yapılıyordu? Onu da bir Çeşteci sorayım size. başı, çeşte, bak bu bilgi vardır yazılı kaynaklarda. Çeşteci başının obsidyenin yemeğin zehirli olmadığını tespitte obsidyen kullanıldığı bilgisi var. Bunu kullanıyorlar. Obsidyen zehrin de etkisini azaltıyor. Vücuttaki o zehirlerin, toksiklerin de etkisini azaltan bir taş. Peki İçerisinde Covid'de boğarla kullanabilir mısın? miyiz bu taşı hocam? Nasıl? Nasıl? Covid ile ilgili kullanabilir miyiz bu taşı? Suyumuza ya da yemeğimize nasıl Ya kullanabiliriz? Covid'e iyi gelir mi? aslında bu konuda yine bazı sıkıntılar var. Radyasyon içerdiği için direkt yemeğe öyle bir şey kullanmak doğru değil. Kullanma ölçüsü de çok önemli. Şimdi biz bunu söyleyince gidip insanlar koca obsidyanı çap atarsa yemeğin içine sıkıntı yaşarlar. Yani öyle olmaması gerekir. Her şeyin bir ölçüsü var. Yani ufacık bir hap atıyor, yutuyorlar. Ne kadar büyük etkisini görüyor insanlar. Evet. Kocaman bir obsidyeni atmak veya kullanmak doğru değil. Onu kullanmadan önce kullanacak kişinin belli bir hastalık sıkıntıya düçar olmuş olması gerekiyor ki de o belli bir aşamadan sonra kullanabiliyor. Yani örneğin kanser hastası. Yani kanser hastası insanlar 3. evreden 4. evreye geçtiği zaman normalde dumanlık kuvarsı suyu içilmez ama obsidyen ve dumanlık kuvarsı suyunu o insanlar içebiliyor. Yani bu da rahatlaması için içiliyor aslında. Rahatladığı bilgileri de var. Zaten doğal radyasyon içiliyor. Yani bugün kemoterapide, radyoterapide radyasyonla tedavi ediliyor. Radyasyon var orada bir şekilde radyasyon veriyor vücuda. Bunların ek tedavi olarak. Yalnız bakın kesinlikle doktoru bırakın da ben bunu alayım. Yok öyle bir şey. Ya lütfen bizi böyle bir biber altında koymayın. Biz öyle bir şey demiyoruz. Öyle bir şeyi savunmuyoruz. Sadece ek tedavi olarak bunları kullanın. Obsidyen nasıl kullanılır? Obsidyen bel ve boyun fıtığı olan insanların bakın özellikle bel ve boyun fıtığı olan insanların kullanmasını tavsiye ediyoruz. Muazzam derecede iyi geliyor. Zeytinyağıyla obsidyen taşını eğer kalorifer petrolün üzerine koyarsanız ısınacak, dayanabilecek bir ısırda ya da sıcak suyun içine koyun, ısındırın. Zeytinyağıyla fıtık bölgesine yavaşça masaj yapın. Ama dikkat edin keskin yüzeyleri olmasın. Keskin yüzeyleri çünkü obsidyen bildiğiniz camdır, keser atar. Şöyle gösterebilirim. Ama çok da yumuşaktır. Diyelim obsidyen taşınız var. Kullanacaksınız ama keskin yüzeyi var. Ne yapacaksınız? Bıçakla, bakın bıçakla bunu şu şekilde sürerseniz keskin yüzeyine, burası keskin yüzeyi. Bıçakla sürdüğünüz zaman bu keskin yüzeyi gider. Körlenir hemen, bunu kullanabilirsiniz. Yani çok da basittir ama dışarıda yapın, camlara ayağınıza batmasın sonra. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman sonrasında keskin başka yüzey varsa her tarafından geçin arkadaşlar. Bu taşı ısıtıyorsunuz, ışınınca taşın atomları daha hızlı hareket ediyor. Frekans değeri yükseliyor. Zeytinyağının zaten ayrı bir şifa değeri var. Aynı zamanda masajla kullanacağınız için bunu masaj yapıp bitti mi yarım saat 15 dakika artık neye kadar masaj yapan kişi ne kadar dayanırsa. Sonrasında bunu üstüne koyacak üstünü örtecek. Aynı fizik tedavi mantığı üstü örtülecek. Evet. Yarım saat kadar durması yeterli. Ben bunu kendimde çok deniyorum. Bazen ağır yükün altına dağdan taş indirirken 40 kilo 50 kilo getirdiğimiz oluyor. Belimiz ağrıyabiliyor. Ve yani 6-7 kilometre geçen 38 bin adım atmışız. Yani 6-7 Of. kilometre çok rahat o patikayla Maşallah. yürüyoruz. Biz severek yürüyoruz yani. Çünkü bir motivasyonumuz var. Bizi motive eden bir amaç var. Rahatsızlık yaşadığımda eşime diyorum şunu masaj yap. Kendime ayırdığım bir obsidyen taşım var. Onunla masaj yapıyor. Çok iyi geliyor. Geçenlerde çocuğum da denedim grip algınlığında. Soğuk algınlığında, göğüse bakın soğuk algınlığında da çok iyi geldi bilgisi var. Göğsünüz üzerine obsidyen taşını zeytinyağıyla ısıtın yine. Yani mutlaka ısıtın bu taşları. Koyun, masaj yapın. Gerçekten iyi geldiğini göreceksiniz. Çok sıkıntılı olduğunuz bir gün elinize alın obsidyen taşı. Baskın elinizde. Baskın eliniz insan baskın elini bilir. Baskın elinizin içine alın. O sıkıntınızı obsidyen taşına aktardığını imgeleyin. Yani düşünerek aktarın buna. Sıkıntınızı anlatın, dertleşin ya.
hem de içten yani dilden de değil. Rahatladığınızı göreceksiniz. Çok belki doğru. insanlara anlatmak, ya sır anlatmak, dert anlatmak iyi olmayacaktır. Karşıdakine boş boşuna bunu yüklemenin bir anlamı yok. Anlatın taşa. Sonra götürün taşınızı yıkayın, geri koyun yerine. Ya da toprağın üstüne koyun, sonra yıkayın. Yani bunun plasebo etkisinden bahsediliyor. İnsanlar diyor ki ya bu plasebo. Ya plasebo olsa bugün, yani plasebo ilaçları var. Modern bilim bunu plaseboyu zaten bir bilim olarak kabul etmiş. Eczanelerde plasebo ilaçları satılıyor. Aşılama döneminde de şu anda yapıldı plasebo yani. Yani iyileştikten sonra şifaya sebep plasebo olsa ne yazar? Taş olsa ne yazar? Önemli olan sebep olması değil mi? İbn-i Sina'ya bir hastalık yok. İyileşmek istemeyen insan var. Nasıl ki insanı sıkıntılar, dertler hasta ediyorsa, düşünceler hasta ediyorsa aynı düşünce de iyileştirir. Sorun şurada. İnsanlar 40 yıl, 50 yıl bir takım sıkıntılara düçar kalmış, hastalanmış. 40 yılın, 50 yılın hastalığını, bir ikisini bir taş aldım geçti. Ya böyle bir şey yok. Zaten bu kopartır, öyle bir şifa olsa dahi insana büyük zarar verir. Yavaş yavaş. Taşı aldınız, yavaş yavaş olacak. Kesinlikle ilk başta rahatlama zaten hissedersiniz. Ama lütfen şifayı hızlı beklemeyin arkadaşlar. Hızlı gelen size zarar verir. Birdenbire yüklendiği zaman ne olacak dişler? Birdenbire yüklendiği zaman bu dişler kırılır. Sistemdeki dişler kırılır. Birdenbire yüklenme olmaz. Beklemeyin. Bunu vaat eden kişileri çok görüyoruz. Ben onlara da bir şey demiyorum. Yani onlar da artık ya bunu başka bir kaynaktan yanlış öğrendi ya da ticari amaçla bunları söylüyor. Bunlar doğru değil. Sonra taşlar, insanlar taş alıyor. Ben şu taşı alıyorum. Ya da siz sorun, buyurun. Bu konuyu bitirmiş olduk. 1,5 saati tamamladık Mustafa Kemal Bey. Daha benim soracak sorularım da çok fazla var ama şimdi hepsini bir anda yükleme yapmayalım bence. Bir sonraki yayınımıza diğer konularımızı alalım diye ben size bir teklifte bulunayım. Sizi de çok fazla yordum. Zaten yorucu bir gün geçirdiniz. İsterseniz biraz da sorular varsa soruları alalım. Olur. Geliyor zaten şu an bir yandan da sorular. İsterseniz bu yayın kaydolsun diye bir kapatalım. Tekrar tamam. Bir yayın açalım soru cevap için. Devam etmek isteyen arkadaşlarımız tekrar bir yere ayrılmadan bir 3 dakika ihtiyaç molası verelim. 3 dakika sonra tekrar buluşalım. Soruları orada, yorumları açık bir şekilde alalım. Kodlamayı ve niyeti de mutlaka anlatalım. Hem o sorulara cevap verirken onları da anlatalım. Lütfen bunlar çok önemli. Kanser hastasının taşları nasıl kullanacağını kısaca geçersek çok güzel olur bunları. Tamam. Artık o zaman 3 dakika bir ara verelim, bir su alalım, bir kendimize gelelim, hemen tekrar bağlanalım. Görüşmek üzere.